Başladık. Paketi Umar Bey hazırlamış. Bizim notları da hazırlamış. Amca pek mutlu görünmüyor mu? Bakın ödül aldığım asma tavanı bu projede de kullandık. Lobiye de şöyle... Çok... Biraz gösterişli olmamış mı? Yani daha sade bir şey mi gitsek acaba? Nihayetinde dedi Yadigar bir evi butik otel yapıyoruz. Harabe kalacak hali yok değil mi? Ben şöyle bir şey düşünmüştüm aslında. Düşünmeyi bize bırak. Sen notunu düzgün al yeter. Yok. Bu olmamış. Zaten toplantıya geç gelince ekip anlamak gerek. İyi günler. Aferin. Siz burada yaşadınız mı hiç? Tabii. 20 yaşına kadar burada oturduk. Sonra? Sonra babam vefat etti, taşındık. Hangi oda? Anlamadım. Babanız hangi odada öldü? Arka bahçe. Ne yapıyorsun sen ya? Burada kapalı havuz falan olmaz. Burası bir ana odası olacak. Anahtarı da bir tek sizde bulunacak. Evet, burada bir şömine vardı. Şömine nerede? Lobiye yer açmak için... Ya dursana! Burada kestane falan pişmez miydi? Babam yapardı. Annem çok yaklaşma diye kızardı her seferinde. Ama babam... Karabalığın masalını okurdu bana. Bilir misiniz? Şimdi burada kocaman bir şömine olacak. Arkasında da işte kitaplar, masal kitapları falan. Şurada da bir bar. Ama öyle sıradan bir bar değil işte. Kestane, şarap falan. Hadi bir de mısır olsun ha. Olur vallahi. Otelin adı da? Karabalık. Yaptım gitti. Sen ne yaptın? Burası taş değil, bir yuva. Sadece otel yapmak istemiyor, yeni bir başlangıç istiyor. Öyle kapalı havuzda falan olmaz. Onu yapmanın tek bir yolu var. Aile. Aynen. Ailenizle vedalaşıp onları geride bırakmanız gerek. Thank you.